merhabalar. Evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada Umut'un şu yaptığı dünyayla oynuyordum, o elimden düştü. Bizleri soracak olursanız çok çok iyiyiz. Bugün çok erkenden kalktım. İşlerim vardı. Hemen tuvaletimi, banyomu güzelce bir çamaşır suyuyla yıkadım. Evimi güzelce bir çektirdim. Zaten çok fazla bir şey yoktu ama işte diyorum ya, misafir öncesi bizde bir gelenek olarak yine de ev şöyle bir toparlanır. Evimi toparladım. Hani demiştim ya, görümcemle kayınvalidemler gelecek diye. Onlar ilk önce bana değil, eltime gelecekler. Biliyorsunuz bebeğimiz de sünnet olmuştu. Hem ona geçmiş olsun hem de böyle ailece bir toplanacağız, Allah izin verirse. Ben bu arada bir de kargoya da gittim. Bütün işlerimi hallettim. Şu anda saat 10-10.30'a geliyor. Umut canlı derste, Ayaz giremedi. Eba'da yine sorun var. Kahvaltım bir yandan hazırlanıyor. Onu yapacağız. Kahvaltı yapacağız daha doğrusu. Ondan sonra çocuklarla birlikte çıkacağız. Eğitime gideceğiz. Yolda birkaç mağazaya uğramam gerekecek. Küçük bebeğimize hediye almam gerekiyor. O işlerim var. Onları halledeceğim. Bugün bakalım orada neler yapacağız. İşte büyüklerimiz gelecek. Ayaz'ın zaten Ayaz heyecanla uyuyamadı gece. Dedem gelecek, babaannem gelecek, halam gelecek. Şimdi bugün de bana diyor ki, az önce akşama doğru da canlı derslerim var. Onlara girmesem olur mu? Hani kuzenlerimle birleşeceğim diyor. Yani orada ne yaparız bilmiyorum. Ama zaten Eba'ya girmedi. Eba'da yine sorun var. Zoom'a girdik. Şimdi Umut derste. Kahvaltımızı bir yapalım onun dersinden sonra. Ondan sonra hazırlanıp yola düşeceğiz. Bu sıcakta, dışarıda bu arada bayağı sıcak. Allah'tan PTT'ye gittim. Sıra yoktu. Hemen işlerimi hallettim. Oradan çıktım geldim. Şimdi diyorum ya, şu anda hiçbir işim yok. Sadece kahvaltıdan sonra eğitime gideceğiz. Görüşürüz daha sonra. Biz hazırlandık. Dışarı çıktık çocuklarla. Şimdi şu yukarı caddeye uğrayacağız ilk önce. Ondan sonra da artık eğitime gideriz. Çok fazla sıcak var dışarıda. Anlatamam size. Bir de şöyle kocaman bir çantam var. Şimdiden yorulduk. Çocukların zaten hiç yürümeye şeyi yok, isteği yok. Hiç aradığım gibi bir şey bulamadım. Artık eğitime geldik. Alacaklarımı daha sonra halledeceğim. Böyle. Vallahi çok sıcak. Yorulduk, çocuklar benden önce hemen çıktılar bile yukarı. Ben geliyorum diye hazırlıklara başlamışlar. Biri peynirli mülföy böreği yapıyor. Eltim elleriyle bana mercimek köftesi yapıyor. Aman. Soframızı kurduk. Kurabiyemiz var. Milföy böreğimiz var. Kırmızı biberlerimiz de geldi. Mercimek köftemiz. Bir de böyle çıtır paneli tavuk. Şimdi biz böyle kalabalık bir şekilde soframıza oturacağız. Bol sohbetli, muhabbetli bir sofra, yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra görüşürüz artık. Kahvelerimiz de geldi. Biz böyle oturuyoruz. Her şey ayağımıza geliyor eğitimde. Sağ olsun. Kahvemizi içtik. Sırada akşam yemeği hazırlıkları var tabii ki. Patlıcan oturtması yapacak ama bunu patatesle yapacak. Patatesle karıştıracakmış. Şimdi çorba düşünüyoruz. Yanına ne çorbası yapabiliriz diye.
Sırada patatesler var. Bunlar da kızarıyor. Şöyle soğanla biberini de ben içerideyken hemen doğramış ettim. Kıymamız da burada. Kıymamızı da kattık. Bu da kavruluyor. Bir yandan patlıcanlar. Ocağı da iyice batırdık. Salatamız yapılıyor. Salatamızı görümcem yapıyor. Ben de pirinç pilavını yapacağım. Çorba olarak yeşil mercimek şehriyeli. Şehriyeli diyorum. Ay adı aklıma gelmedi. Neydi bunun? Erişteli. Yok. Erişteli yeşil mercimek çorbası. Burada da dağ mantarı var. Onu kavurduk. Menümüz böyle. Patlıcanımız da fırında. O da pişiyor. Oturtmamız da pişti. Sofraya geçtik, şimdi çorbalar da bölündü. Pilavın altını daha yeni kapattım. Şunun içinde de biz hani dağlardan toplarız. Kanlıca dediğimiz bir mantar da var. Biraz az bulunur, hatta böyle turuncu gibi olur. Ondan da böyle köy mantarıyla karışık. Bu da hazır. Şimdi bir sofraya geçiyoruz. Çorbalarımız hazır zaten. Bir de kayınbabamlar gelirken Kızılcamam'dan bazlama almışlar. Onunla birlikte yemeğe geçiyoruz. Bulaşıklarımızı topladık. Hatta elimizde yıkadıklarımız da var. Makineye sığmayanlar. Şimdi çayımız demlendi. Böyle hazır cheesecake kalmış. Görümceciğim. Onu keseceğiz. Çay içeceğiz birazdan da. Evimize geldik. Kayınvalidem de köyden bize bir şeyler getirmiş. Böyle ufak tefek hediyeler. Şu eriği çok severim. Angelika. Ondan sonra. Bak nasıl düğümlemiş. Mecburen yırtacağım. Böyle kayınvalidem kimseye hak geçirmeden herkese böyle ayrı ayrı paketler her zaman hediyelerimizi getirir. Taze fasulye. Kendi bahçesinin fasulyesi. Patlıcanlara bakın. Bunlar da küçük küçük. Tam böyle kızartmalık kahvaltıya. Biber. Bolca, evet. Bakayım. Kızartmalık dolma biber de var. Karışık koymuş. Evet. Bunları da taze taze yaparım. Bazlama Kızılcamam bazlaması. Bunda birkaç tanesini buzluğa atayım. Şurada domates salatalık. Salatalıkların organik olduğu nasıl belli? Şekiller. Değişik değişik. Domatesler de yeni kızarmış. Şimdi ben şunları bir ayırayım hemen. Dolaba koyayım domatesleri. Arasında ezik var mı? Suyu akmasın. Ondan sonra da şu bir üstümüzü bir değiştirelim. Bir keyif yapalım artık. Örtüyü de iyice çekti beyefendi. Bugün Ayaz Bey yok. Tabii ki babaannesi Eltim'de kaldığı için o da orada kaldı. Umut'a da çok ısrar ettiler ama tabii Umut beni çok sevdiği için anne işini bırakmadı.
Şimdi diyor ki ben uyuyana kadar abim yok. Yanımda kal. Şimdi Umut Bey'in uyumasını bekliyorum. Saat de bayağı geç oldu. 12:30 oldu. Artık Umut'un da uyuması lazım çünkü yarın dersi var. Değil mi anneciğim? Evet, o yüzden uyuyalım. Bir an önce uyu. Sen de uyuyorsun, çabuk uyuyorum. Ben de uyursa çabuk uyurmuş. Neyse ben küçük oğlu şimdi uyutayım. Abisi hemen üçkağıtçılık yaptı, bıraktı bizi yine. Ben de küçük oğlumu uyutayım. Ondan sonra artık bugünlük bizden bu kadar. Böyle ama büyük görümcemi de bayağıdır görmüyordum. İyi oldu böyle oturduk, sohbet ettik. Böyle dolu dolu saatlerimiz geçti. Küçük bebişimizi de sevdik. Huysuzu. Çok huysuz bir çocuk bu arada. Yani o eltim neler çekiyor ondan size anlatamam. Allah neyse canlarını sağ etsin de. Gerisi kolay. Değil mi babuşum? Evet, şimdi ben Umut'u uyutuyorum. Sizinle de vedalaşıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Bakalım yeni gün bize neler getirecek.